Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi'nin El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle Proje Yönetimi Kültürü adlı yazımı paylaşacağım. Bir şirkette proje yönetimi kültürünü yerleştirmek hız koşusu değil, maratondur. Bu yüzden zaman ve sabır ister. Projelerde görev alacakların proje yönetimi kurallarından haberdar olmaları gerekmektedir. Proje yönetiminin günümüzde sadece tecrübelerden elde edilen bir bilgi birikimi olmadığını, proje yönetiminin bazı disiplinlerin bütünleşik olarak yönetimiyle mümkün olduğunu bilmeleri gerekir. Proje yönetimini bir şirkete uyarlamanın en önemli aracı bir proje ofisini resmi olarak kurmaktır ve kültürel değişim projesinin sorumluluğunu proje ofisine vermek önemli bir adımdır. Şimdi son cümlede kültürel değişim projesi diye bir şey söylemiştim. Bir proje gerçekten kurum içinde proje yönetimi kültürünü oluşturma projesi adıyla anılarak şirket içinde farkındalığı yaratma, proje yönetimi mantığını yerleştirme, proje yönetimiyle ilgili eğitimlerin organize edilmesi gibi bir takım adımlar. Tabii ki burada proje yönetim ofisi de burada görev alabilir. Ben proje ofisi diye yazılarımı yazarken paylaşmıştım. Proje ofisi veya proje yönetim ofisi bütün bu süreçlerin yönetilmesinden sorumlu olmasını bekliyoruz. Böylece kurum içinde dediğimiz gibi üst yönetim, departman yöneticileri, proje içine dahil olacak paydaşların hangi sorumluluklara sahip olacaklarını anlatan bir metot geliştirmek üzere çalışan bir departman ortaya çıkacak. Bu kurum içinde aynı zamanda işte o kültürel değişimi de gerçekleştirmeye başlayacaktır. Şimdi bu söylediklerimi daha iyi destekleyen ifadeler sonraki sayfada yer alıyor. Orayı incelediğinizde göreceksiniz zaten. Arkadaşlar araya bir sayfa ekledim. Kitabımızı nereden alabileceğinize dair sorular geliyor. İster sahibinden.com, ister gittigidiyor.com'dan kitabımızı hatta şimdi bile sipariş verebilirsiniz. Hemen al butonlarına basarak. Böylece burada konuştuğumuz konuları gerekirse üstünü yazarak kitabımız üzerinden de çalışabilirsiniz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. Sonraki adımlar şu şekilde sıralanabilir. Bakalım nelermiş. 1. Proje yöneticilerinin ve projeye destek olan kişilerin rol ve sorumluluklarını açıkça tanımlanmalıdır. Bunu proje yönetim ofisi gerçekleştirecek. Proje yönetimi konusunda farkındalığı arttırmak adına proje yöneticilerine ve departman yöneticilerine iç veya dış destekli özelleştirilmiş eğitimler organize edilmelidir. Proje süreçleri yazılı hale getirilmeli, eksik yanları belirlenerek iyileştirilmeli ve kuruma özel metodoloji geliştirilmelidir. Proje yönetimi, proje yönetimi faydalarını yaşanmış örnek olarak sunmalı ve bunları kurum genelinde düzenli aralıklarla yapılacak oturumlarda tartışmaya açmalıdır. Projelerde etkin, istekli, hevesli çalışan takım üyeleri proje yöneticisi olmak üzere yetiştirilmelidir. Proje yöneticisi bir kariyer hedefi olarak kurum geneline tanıtılmalıdır. Yeni katılan proje yöneticisi veya takım üyelerine bir oryantasyon programı oluşturulmalıdır. Bu programın amacı biz şirket olarak nasıl proje yönetiriz sorusunun cevabını vermek olmalıdır. Böylece yeni aramıza katılan proje yöneticilerine proje yönetim metodumuzu aşılamış ve işin içine belirli kuralları da anlatarak katmış oluruz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Son sayfada kendi web sayfamızdan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Biz hani şirket olarak program yönetimi, işte birden fazla projenin bir arada nasıl yönetileceğini, proje ofisi ve metot geliştirme, bu videoda bahsettiğim
ve bundan önceki videolarda Savaş Şakar tarafından anlatılan başlıkları içeren bir eğitim. Bunun haricinde portföy yönetimi daha stratejilerin yönetilmesi açısından önemli. Proje yönetiminde liderlik ve stratejik planlama gibi başlıklarımız yer alıyor. Tabii diğer başlıklarımıza da buradan da bakabilirsiniz ama şu anda üzerine konuştuğumuz videolarla ilgili eğitim programlarımız 2 veya 3'er günlük yer alıyor. Detaylara giderek web sayfamızdan bilgi bulabilirsiniz. İletişim başlığına tıklayarak da ilgili arkadaşlarımızla konuşabilir, iletişim kurabilirsiniz. İyi bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.